Evet çocuklar, var mı sorusu olan? Söyle yavrum. Ya hocam, biz bunu geçen derste işlemiş miydik? Tam bir hafta. İlahi Ceren, oho, gir. Bu kim ya? Bu ne? Hocam siz hiç rahatsız olmayın. Devam edin. Ay hocam, ben böyle rezillik görmedim. İnsanlarda eğitime karşı saygı maygı kalmamış yani. Allah Allah ya. Cenk. Cenk dur, bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Ya ne var Murat ya? Ayşegül. Ayşegül kimdi o çocuk? O mu? O... Ya Selim boş ver, sonra anlatırım. Ya ders notları için gerçekten sağ ol. Bir şey değil de. Ne haber Ayşegül? İyiyim. Biz tanıştırmayacak mısın? Bu Can. Can, bu da Selim. Arkadaşım. Nasıl arkadaşın? Erkek arkadaşım. Ayşegül kim bu? O mu? O... Rezil oluyorsun Selim. Bütün okula rezil oluyorsun. Bu kız yüzünden çoluk çocukla muhatap oluyorsun. Bu arada sen de laflara dikkat et küçük hanım. Selim senin erkek arkadaşın falan değil. Sadece arkadaşın, anladın mı? Hatta yakın bir zamanda arkadaşın bile olmayacak. Tuğçe, anladın tamam mı? Hadi gel canım. Tuğçe. Tamam, Tuğçe. Ya bırakın beni siz Tuğçe. Tuğçe. Tamam, ya Tuğçe. Bırakın ya. Ya bırakın ya. Yok mu bana söyleyeceğiniz bir şey? Ne yapacağım ben şimdi? Bence hemen çok iyi bir avukat bulmalısın. Çünkü bu sözleşme tamamıyla geçerli. Peki var mı bildiğiniz ve tanıdığınız beni kurtaracak iyi bir avukat? Evet, anlat bakalım derdini Ayşegül. Ya Deli Ferit enişteciğim, Can Bulaşık diye bir çocuk bana evlenme teklif etti. Sözleşmeyi imzaladın mı? Hı hı, evet. Peki okudun mu? Hayır. Bana da bir davetiye gönderirsin artık. Hayırlı olsun canım. Mutluluklar dilerim. Ya yapma Deli Ferit enişteciğim. Ya biliyorsun, ya ben Selim'i seviyorum. Hatta hayatta en büyük isteğim üniversiteyi bitirdikten sonra Selim'le evlenmek. Hatta sonra da bahçesinde çocuklarımızın koşturacağı pembe panjurlu bir ev sahibi olmak. Tamam tamam, mevzuata bir bakalım. Belki açık buluruz. Ya ocağına düştüm Ferit enişte. Ne olur kurtar beni bu dertten. Lütfen lütfen lütfen. Tamam, bakacağım dedim ya. Tamam. Hayret bir şey. Okumadan etmeden önünüze gelen kağıtları imzalıyorsunuz. Ondan sonra aman yandım Allah, kurtar beni Deli Ferit enişteciğim. Ya. Sen git, ben seni ararım. Tamam, yoksa ararım ben. Tamam, tamam hadi. Daima kalbimdesin. 18'imi bitireceğim günü iple çekiyorum Can. Of. Ya okumayacağım işte. Bundan sonra gönderdiğin hiçbir kartı okumayacağım Can. Hey. Ne yapıyorsun kızım, manyak mısın? Ben burada senin kurtuluşun için bir yol bulmuşum. Sen zarfı yırtıyorsun. Kurtuluşun mu? Ayşegül, bir açık buldum. Mevzuatta mı? Hayır kızım, tabiatta. Ne? İnsan tabiatında. Ya böyle aval aval bakarsın işte. Bak Ayşegül, sana bir hayat dersi kızım. Hiçbir anlaşma, sözleşme, imza insan duygularıyla ters düştüğü sürece geçerli değildir. Önemli olan insanın duygularıdır. Sen istersen beşik kertmesi ol. Eğer başkasını sevdiysen herkese bunu kabullenmek düşer yavrum. Sevenleri ayırmamak lazım. De ya, bunun benimle ne alakası var? Bu sözleşmenin geçerliliğini kaybetmesinin bir tek yolu var kızım. O da bu çocuğu başkasını sevdiğine inandırman. Eğer buna inanırsa zaten kendiliğinden sözleşmeyi yırtacaktır. Yani yapmam gereken Can Bulaşık denen o çocuğu karşıma alıp başkasını sevdiğimi söylemek. Sadece söylemek değil, İnandırmak. Sadece ve sadece ona inanırsa bu anlaşmayı yırtar. Ya yırtmazsa?
Eğer inanırsa yırtar. Biliyor musun Ayşegül? Bugün benim hayatımın bir dönüm noktası. Beni ilk defa arayıp davet ettin. Ne kadar mutluyum anlatamam. Yapma ya. Yaptım bile. Neymiş bana söyleyeceğin çok önemli şey? Yoksa düğün yerine mi karar verdin? Can. Efendim? Ben... Evet? Ben seninle evlenemem. Çünkü ben bir başkasını seviyorum. Oh, söyledim, rahatladım. Can? Can? İnanmıyorum. Ne? Bana şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, çok ciddiyim. Yapmıyorum. Hadi hadi, şaka bunların hepsi. Hayır Can, şaka falan değil. Ya inanmıyorum. Can, gerçekten bir başkasını seviyorum. Yani seni inandırmak için ne yapmam lazım? Lütfen söyle bana. Tamam. Bir tek şey yaparsan inanırım. Heh, tamam söyle. Emin ol, hepsini yapacağım. O sevdiğin çocuğu yanına alacaksın. Hı. Karşıma geçeceksin. Elini tutacaksın. Gözlerinin içine bakıp seni seviyorum diyeceksin. Ve de bütün bunları yaparken çocuk hiçbir şekilde herhangi bir sihirin etkisi altında olmayacak. Ne? Eğer bunu yaparsan inanırım. Yoksa... Gördüğün gibi yarın nişancıklarını takıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.